Merhabalar. Regresyon analizi sosyal bilimlerde çok sık kullanılan korelasyona dayalı bir istatistiksel yaklaşımdır. Temel amacı değeri bilinen X değişkeninden yola çıkarak değeri bilinmeyen Y değişkeni tahmin etmek için kullanabileceğimiz bir regresyon denklemini oluşturmaktır. Örneğin insan vücudun kanındaki X değerinin düzeyi ile vücuttaki iltihap oranına ilişki bir regresyon denklemine sahipsek, biz sadece vücuttaki X kan değerinin düzeyini ölçerek vücuttaki iltihabın oranını veya tehlikeli bir seviyede olup olmadığını kolaylıkla belirleyebiliriz. Regresyon kavramını ilk ortaya atan kişi matematiksel olarak olmasa bile temel teori mantık açısından Sir Francis Galton'dur, İngiliz biyolog, Darwin'in kuzeni aynı zamanda, Charles Darwin'in. Francis Galton, uzun boylu anne ve babaların çocuklarının yine uzun boylu ancak kendilerinden biraz daha kısa, kısa boylu anne babaların çocuklarının ise yine kısa boylu ancak kendilerinden biraz da uzun olduğunu gözlemlemiştir. Yani evrende pek çok özelliklerin ortalamaya doğru çekildiğini tespit etmiştir. Aksi halde bir tarafta çok uzun boylu, diğer tarafta çok kısa boylu insanların bulunduğu bir dünyada yaşayabilirdik. Ancak ortalamaya doğru bir çekilmenin olduğu pek çok özellik içinde bu söz konusudur. Regresyon denkleminin oluşturulmasında iki tane nokta ihtiyacımız vardır. Birincisi bu regresyon doğrusunun eğimi nedir? Biz bunu B sembolüyle ifade ederiz ve gördüğünüz gibi farklı eğime sahip olabilir. Bu X'e dayalı olarak Y'nin tahmin edilmesi de çok önemlidir. Bir diğeri ise A sabitidir. Yani X sıfırken Y'nin alacağı değerdir. Regresyon doğrusunun Y ekseni kestiği noktadır başka bir ifadeyle. Biz regresyon doğrusunun eğimini ve sabitlerini tahmin ederek burada gördüğünüz regresyon denklemini kullanarak X'in bildiğimiz değerine dayalı olarak Y'nin bilmediğimiz değerini tahmin edebiliriz. Örneğin burada bir saçılma grafiği var. Acaba regresyon denklemini burada nereden geçirebiliriz? Bunda temel mantık şudur. Tahmin ettiğimiz değerler ile kırmızı, siyah nokta olan gözlemlediğimiz değerler arasındaki farkın karelerinin toplamının en küçük olduğu yerden biz regresyon doğrusunu geçiririz. Buna adı üstünde en küçük kareler yöntemi denir. Burada regresyonda kullandığımız kestirme yöntemidir bu. Tabii ki doğrusal regresyondan bahsediyorum. Farklı regresyon türleri de mevcuttur. Örneğin regresyon doğrusunun sabit değeri 1.2, eğimi de 0.6 ise 1.2 artı 0.6 çarpı x'in herhangi bir değerini alabiliriz. Bu denkleme dayalı olarak y'nin değerini tahmin edebiliriz. Eğer biz y'yi tahmin etmek için tek bir değişken kullanırsak bu basit regresyon olarak adlandırılır. Ama birden fazla değişken kullanırsak bu çoklu regresyon olarak ele alınır. Tabii sosyal bilimlerde bu durum biraz farklıdır. Sosyal bilimlerde biz regresyon denklemlerine dayalı olarak bir takım tahminlerde bulunmayı çok tercih etmeyiz. Çünkü açıklayamadığımız varyanslar genelde çok yüksektir. Örneğin üniversiteye giriş başarı puanını tahmin etmek isteyelim öğrencilerin. Lise mezuniyet ortalamaları, ders devam durumları ve ders çalışma sıklık değişkenlerini ele alalım. Buna dayalı olarak üniversite başarı puanını, giriş sınavı başarı puanını yorumlamaya çalıştığımızda varyansı çok küçük bir kısmını açıklayabiliriz ve bu nedenle de bu denklemi kullanıp senin üniversite sınavına girmene gerek yok. Ben denklemden kestirdim, başarı puanım budur, üniversite giriş sınavındaki puanım budur diyemeyiz. Açıklayamadığımız varyans çok yüksektir. Bu nedenle biz sosyal bilimlerde özellikle çoklu regresyon kullandığımızda bu denkleme dayalı olarak öğrencilerin üniversite başarı puanını tahmin etmeyiz. Ancak bu süreçte ele alınan yordayıcı yani bağımsız değişkenlerin üniversite başarı puanını tahmin etmedeki göreli güçlerini karşılaştırırız. En büyük güce sahip olan değişken hangisi?
daha az güce sahip olan değişken hangisi veya anlamlı bir güce yordayıcılığa sahip olmayan değişken hangisi gibi buna dayalı olarak da bir takım eğitimsel kararların alınmasına ön ayak olunabilir bu tip çalışmalarla. Ara ara yani pek çok akademik dergide gördüğünüz işte öğrencinin üniversiteye giriş başarı puanı yordayan değişkenler ya da işte PISA sınavında matematik okur yazarlığıyla ilişkili olan değişkenler gibi ya da nelerdir gibi araştırma başlıkları ya da araştırma soruları aynı az önce bahsettiğim mantıkta oluşturulmuş regresyonel çalışmalardır.